Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Nisan 2024 Cumartesi ve yabancı yarışlarda Tour Fontaine'deyiz. Evet, Tour Fontaine'de normalde 9 koşulu program var ama birinci koşudan itibaren alınmış tabii arkadaşlar. Uzun bir programdı normalde bu. Bu arada tabii 4'te 4 gidiyorduk ama bu şu anda ben bu videoyu hazırlarken arka arka iki tane Richard Fury verdik bugün Banco Premium Star üyelere. Evet, burada da normalde 4 olması lazım arkadaşlar ama 4 geldi zannedersem şimdi. Tabii yani nasip meselesi bu. Gerçi bir 4 olması lazım burada ama en son koyanlar videomuzda vardı yani bu. Evet. Yani tutan yani koyan çünkü o favori bir attı arkadaşlar. O sadece koymamış oraya. Koyan arkadaşlar varsa kazanmış olacak gibi duruyordu. Bakalım son koşuda ne olacak diyoruz. Bugün elimizde ne var ona bakalım. Birinci koşu 12.50'de. Yedili Prese başlıyor şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada iki at var. 1 ve 3 numaralı safkanlar ayrımsız yazılmalı arkadaşlar. Mount Pinatubo. Bu daha ön planda bizim için. 1 numaralı Legend of Arthur da. Bunlar 2-2'ye girecek olan safkanlar arkadaşlar diye düşünüyoruz. 1-3-3-1 yazılması lazım. İkinci kuşu şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar güne biz banko ile başlayacağız. Tam 3 tane bankomuz var bugün. Turfontein'de 10 numaralı World of Alice, Craig Zeki ile banko. Evet, güne banko ile başlıyoruz. Aksi takdirde burası çok feci şekilde karışır. 2 tane daha bankomuz var. Buraya at yazmak isteyenler. Bu da mutlaka arkadaşlar özellikle 2 tane at vereceğim ki mutlaka yazılması gereken 2 at. Bunlardan bir tanesi 7 ve 9 arkadaşlar. Birçoğunuz bunlar şu 1, 2 ve 3 olacağını düşünüyor. Daha sonra da 5. Evet. 7, 9 ve 5 mutlaka eğer bu safkanın sizin için uygun değilse banko atmak ki ilk ayaklarda bazen insanlar diyor ki ilk ayaktan yatmak istemiyorum derseniz. Evet. Üçüncü kuşu Protea Stakes diye geçiyor. 9.775 dolar. Bu Güney Afrika şartlarında çok güzel bir rakam. 10 bin dolara yakın. Grup 3 koşusu zaten. 3 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi muazzam sert gruplarda koşmuş ama maiden olan bir safkan var ki 101 handikap puanına vurmuş burada. Üzerine Wineker'e bindirmişler. Şöyle söyleyeyim. Biz bunu riske almayacağız. Yani biz bunu banko atmayacağız ama ben küçük puan yapıyorum. Ya önemli değil bu at gelecek diyor musun? Bence gelecek bir at. Ona göre alternatif olarak banko düşünebilirsiniz. Ancak bu atı zorlayacak olan 4 numaralı King of Kildare Muzyeni ile 2 numaralı Shiftayin Gamilaran ve 1 numaralı Buffalo Strom Cody bu safkanların da yazılması lazım. Evet. 6 alternatif banko 4, 2 ve 1. Ya bir üçü atladık burada yani istersen üçü de yazarsınız, kapatırsınız orayı yani o şekilde. Dördüncü koşu Pretty Polly Stakes diye geçiyor. Grup 3 koşusu yine. Grup koşularında genelde böyle ön planda olan atlar daha şanslı. Onu da söyleyeyim Güney Afrika'da. Grup koşularında çok böyle sürprizleri ben pek hatırlamıyorum. Evet, grup 3 koşusu yine 3 yaşlı İngiliz ait 1100 metreye çıkacaklar. Burada ikinci bankomuz var. 4 numaralı Simply Majestic Gavin Arana ile banko. Burada da ikinci bankomuz. 4 numaralı Simply Majestic 3 ay aradan sonra sahalarda. 5. kuşu Camellia Stakes grup 2 kuşusu dişlere ait açık bir kuşu. 1160 metre çok hızlı bir şekilde bir kuşu izleyeceğiz gerçekten. Ben genelde Güney Afrika'yı izliyorum bu arada onu da söyleyeyim. Vaktim olduğu müddetçe izliyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Richard Fury'nin bindiği Mrs. Geratrix bu safkan bu grubun böyle bir tık üstünde kalıyor ama yarış kazanamamış. Bu da alternatif banko. Küçük kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ancak rakipler 4 ve 3 özellikle 4 ve 3 numara safkanlar son performansıyla pardon o değil 4 ve 3 önceliğimiz. Daha sonra 5 numaralı son performansıyla muazzam bir çıkış yaşayan bir safkan var burada. Time of Orchids 5 numara.
2 numaralı Kissing Captain, Winneker ve 7 numaralı One Fell Swoop Kevin Habib'le. Bunlar da sürpriz niteliğini taşıyor. Bu White Pearl 112 handikap puanının olmasına rağmen yarış kazanılmış yazılması gerekiyor onun da. Eğer çok geniş kuponlu yapacaksanız White Pearl'de yazalım. Ama burada 1 numara Alternatif Banko. Rakipler 4, 5, 2, 7, 6 yani bir veya hepsi arkadaşlar. 6. kuşu 2 kuş stekse geç 11.400 dolarlık yine grup 2 kuşusu dişilere ait bir açık koşu 2000 metre. Bu sefer uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz burada. Evet arkadaşlar burada kırmızı ekürüler alternatif olarak banko 5 ve 9 istiyorsanız burada bunları banko atabilirsiniz. 8 numaralı yani Beating Wings ve Belle Vardı. Bu Belle Vardı'nın bile gelir var ama Beating Wings bir tık daha önünde. 8 numaralı My Soulmate Richard Fury. 2 numaralı Gilded Butterfly Gavin Lerena. Ve 1 numaralı None Other Kumalo arkadaşlar. Bu Kumalo'nun bindiği hatta gayet iyi Flower Alley yavrusu. Dikkat edelim bunlara. 9 alternatif banko 8-2-1. Burada sıralamamız var. Geldik şimdi son koşuya. 7. koşu Colorado King Stakes diye geçiyor. Grup 2 koşusu ama günün en fazla ikramiye verilen koşusu burada arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Direkt olarak banko belli. Yani biz bir bitmiş koşu olarak bakıyoruz buna. 1 ve 6 ekürler burada banko. Yani Puerto Manzano ve Pure Predator. Burada Richard Fury ve Gavin Lerena'yla arkadaşlar bu sapkanlar, bu grubun üstünde sapkanlar hata yapmazlar. Yalnız burada bir at var. Hatayı asla affetmeyecek bir at var. Bu her ne hikmetse şu at. Bakın arkadaşlar şu at. Bu 7 numara yani. Bu orijinal arkadaşlar çok iyi iş yapıyor Güney Afrika'da. Versinge Torix mıdır nedir? Bu orijin Vercingetorix. Vercingetorix. Yani bu bir şekilde bu orijinler yani bu safkanın yavruları çok güzel iş yapıyor. Her ne ekmezse bu grup koşulunda hep var yani bu orijinler. Evet bugün başka neler var? Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Gavsin Park var. Gavsin Park'la ilgili de arkadaşlar 9 kuşluk program var maşallah. Sentetik, kum, çim hepsi karışık burada. Girmiş devreye. Evet, dün bu arada Kinilent'i de tuttuk. Kinilent'i de göstereyim sana. Evet, 25 Nisanlı arkadaşlar Premium Star üyelere verdiğimiz şablon buydu. O da tuttu arkadaşlar. İki misli olarak. Evet, kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz. Gelen arkadaşlara kapımız açık. Kimseyi zorlamıyoruz yani premium üyelik alın diye. Evet, güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.